onlar insanlar var. Bu hastane caddesinde onların dedeleri aramıyor. Annemin dayısı Mehmet Açağ. Mehmet ama şimdi çok yaşlı da var yani. Yasemin Açık gibi. Onlar azıcık daha az satınca girmişler. Açık. Her şey oldu da. Çok meraklı olmayı çok da. Sırlarken boya çıktı. Hocam şeyleri kaldırıyor ya, rafları kaldırdıkça alabilirim. Hocam da var. Tabağı yan yana koyun bence. Ben Vildan'a şut, 65 yaşındayım. Pandemi zamanında evde canım sıkılıyordu. İnternette bir şeyler araştırırken karşıma Çin'i kursu çıktı ve katılmaya karar verdim. Elazığ'da olduğunu görünce daha da bir heyecanlandım. Geldim ve bu şekilde Çin'i kursuna yazıldım. Yaklaşık 2 yıldır buradayım. Üretmiş olduğumuz Çinileri satarak ev bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Adım Münifek Erkit, 49 yaşındayım. Halk eğitime bağlı usta üretici olarak sıraltı çini boyama kursunda hocalık yapıyorum. 35 öğrenciyle sabah saat 10 ile öğlen 14-30 saatleri arasında faaliyet gösteriyoruz. Burada fırınımız da var. Kursumuzun fırınımız da kurs yerimizin içinde. Yapılan ürünleri bitirdikten sonra sırlıyoruz. Ondan sonra fırınlayıp fırından çıktıktan sonra kullanıma sunuyoruz. Kursiyerler yaptıkları ürünlerden yıl içinde belli dönemlerde sergiler oluyor. O sergilerde yaptıkları ürünleri satış imkanı oluyor. Aile bütçelerine kazanç sağlayabiliyorlar. Onun haricinde hediyelik torunlarına, çocuklarına, arkadaşlarına hediyelik ürünler çıkarabiliyorlar. Ayrıca boş vakitlerini de değerlendirebiliyorlar. Onun haricinde gelen kursiyerlerden çalışan arkadaş bayanlarımız var, üniversitede hocalarımız var, öğretmen arkadaşlarımız var. Onlar ders saatlerinden boşluk buldukça buraya yetişmeye çalışıyorlar. Bu üçüncü yılımız Elazığ'da, faaliyetimizin üçüncü yılı. İlk başlattık bu kursu pandemi döneminde. O kapanmalara, zorluklara istinaden yine devam ettirdik. Yıl sonunda kocaman bir sergiyi dolduracak ürün çıkardık. Kursiyerlerimizin sayesinde, özverili çalışmaları sayesinde ama zevkle çalıştılar. Kurs saatini aşaraktan hep çalıştık. Bu ürünleri yaparken çok mutlu oluyoruz diyorlar. Bize bir terapi mahiyetinde de şey gösteriyor ürünler diyorlar. Onu yaptıkları üründen hem de kazanç da sağlayabiliyorlar.